Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü matematik dersimizde çıkarma işleminde farkı tahmin etmek nasıl tahmin ediyoruz? Bu konuyu anlatacağım sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açtığınız takdirde benim yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz videolara beğenip yorum yapmayı da unutmayın sevgili öğrenciler. Haydi konumuza geçelim. Çıkarma işleminde farkı tahmin etmek için izlediğimiz aşamalar aslında toplamı tahmin etmek için izlediğimiz aşamalarla birebir aynısı sevgili öğrenciler. Eksilen ve çıkan öncelikle en yakın olanı yuvarlıyoruz ve bunları çıkarıyoruz sevgili öğrenciler. Sonra gerçek çıkarma işleminin sonucunu işlem yapıp buluyoruz. Üçüncü aşama olarak da bulduğumuz tahmin sonucu ile gerçek sonucu arasında çıkarma işlemi yapıp farkı buluyoruz. Çıkan fark küçük ise tahminimizde gerçek sonuca çok yaklaşmışız. Büyük bir fark bulduysak da tahminden çok uzaklaşmışızdır diye yorumda bulunabiliriz sevgili öğrenciler. Bunu zaten şimdi örneklerle üzerinde işlediğimizde konuyu daha iyi anlayacaksınız. Hemen başlayabiliriz. 13 eksilen 13 çıkan 12 bizden farkı istiyor sevgili öğrenciler. Hemen tahmini yapmak için öncelikle ne yapıyoruz? 13'ü ve 12'yi en yakın onluğa yuvarlıyoruz. En yakın onluğa yuvarlamak için ne yapıyorduk? Hatırlatma yapayım. Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 1, 2, 3, 4 varsa kendi onluğuna. Birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa bir sonraki onluğa yuvarlıyoruz. 13'ün birler basamağında 3 olduğu için kendi onluğuna, 12'nin birler basamağında 2 olduğu için de kendi onluğuna yuvarlıyoruz. Yani 13'ü 10'a, 12'yi de 10'a yuvarlıyoruz ve çıkarma işlemini yapıyoruz. 10'dan 10 çıktı, 0. Tahminimiz 0'dır. Şimdi gerçek çıkarma işlemini yapalım. 13'ten 12'yi çıkardığımızda farkı 1 bulduk. Şimdi tahmine ne kadar yaklaştık? Gerçek sonuçla tahmin arasındaki farkı bulmak için evet işlem sonucuyla tahminimizin sonucunu yani birden sıfırı çıkardığımızda bir bulduk. Bayağı yaklaşmışız tahmine. Yeni bir örnekle devam edelim. 17'den 14'ü çıkarıyoruz. Yine en yakın onluğa yuvarlıyoruz sayılarımızı sevgili öğrenciler. 17'yi 20'ye, 14'ü 10'a yuvarladık. 20'den 10 çıktı, 10 kalır. Tahminimiz 10'dur. Şimdi gerçek işlem sonucunu bulmak için 17'den 14'ü çıkarıyoruz. Gerçek sonuç da 3'müş. Şimdi tahminimizi 10 bulduk. İşlem sonucunu 3 bulduk. 10'dan 3'ü çıkardığımızda aradaki fark 7. Biraz tahminden uzaklaşmışız. Fazla bulmuşuz sonucu. Şimdi başka bir örnek yapalım. 21'den 19'u çıkaracağız. 21'i 20'ye, 19'u da 20'ye yuvarlıyoruz. 20'den 20 çıktı, 0 kalır. Tahminimiz 0 diyoruz. Şimdi gerçek işlem sonucunu bulmak için 21'den 19'u çıkarıyoruz. Farkımız 2 ve aradaki farkı bulmak için de 2'den de 0'ı çıkardığımızda farkımız 2. Tahminime çok yaklaşmışızdır diyoruz. Bir örnek daha yapalım sevgili öğrenciler. 25'ten 18'i çıkarıyoruz. Sayılar en yakın onluğa yuvarladığımızda 25'i 30'a, 18'i 20'ye yuvarladık ve çıkarma işlemini yaptığımızda tahminimiz 10 çıktı. Gerçek işlem sonucunu bulmak için 25'ten 18'i çıkarttık. Gerçek işlem sonucumuzda farkımız 7 çıktı. Tahminimiz olan 10'dan 7'yi çıkardığımızda fark 3 çıktı. Sonuca biraz yaklaşmışız diyelim. Yeni bir örnek yapalım. 20'den 16'ya çıkaracağız. Önce tahmin etmek için en yakın onluğa yuvarlayıp çıkarma işlemini yapıyoruz. Tahminimiz 0. Gerçek işlem sonucumuz 4. Aradaki farkımız da 4'tür. Tahminimiz yaklaşmışız demektir. Son bir örnek daha yapalım. 28'den 28'i çıkaracağız. Öncelikle 28'i en yakın onluk olan 30'a yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra çıkarma işlemini yapıyoruz. Tahminimiz 0. Gerçek işlem sonucumuz 0. Aradaki fark 0. Ne yapıyoruz? İyi bir tahmin yapmışız diyoruz sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.